Herkese merhaba. Bazı dizi ya da filmlerde yan rolle karşımıza öyle oyuncular çıkıyor ki performansları çok geçmeden dikkat çekiyor. Tabii zaman içerisinde bu oyuncuların kariyerlerinde ne kadar ileri gideceği konusunda durum çoğu zaman tahminlerimizin de ötesine geçebiliyor. Bu videoda dizi ve filmlerde küçük ve kısa rollerde kendilerini göstermeyi başardıktan sonra ülkenin en önemli başrol oyuncuları arasına girmiş bazı isimleri ele alacağız. Ve hangi yapımlarda bu kısa rollerle öne çıkmış olduklarına bakıp hatırlayacağız. Ben dikkatimi çeken oyuncuları burada herhangi bir sıralama yapmadan videoya aldım ama tabii sizin de aklınıza gelen daha birçok önemli isim olabilir. Onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Ama unutmayın, küçük ve kısa rollerle kendisini gösterip başrole kadar çıkan oyuncular olacak. O zaman hemen başlayalım. İlk oyuncumuz, daha doğrusu burada oyuncularımız dememiz gerekiyor. Çünkü 1998 yapımı olan İkinci Bahar dizisi, Nurgül Yeşilçay ve Ozan Güven gibi iki büyük oyuncuyu kazandırmıştı. Dizide her iki oyuncu da başrolünü büyük sanatçımız Türkan Şoray'ın oynadığı Hanım isimli karakterin çocukları rolündeydi. Bu dizide öyle iyi performans göstermişlerdi ki, kısa zaman içerisinde dikkatleri üzerine toplayıp birçok önemli yapımda başrol kapmayı başarmışlardı. Ve böylece günümüze damga vuran iki önemli isim oldular. İkinci oyuncumuz 2003 yapımı Hayat Bilgisi isimli komedi dizisinden Gökçe Bahadır. Dikkatleri ilk kez burada çeken ünlü oyuncu Törpü Yeliz karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Sadece belirli sahnelerle öne çıksa bile Bahadır buna rağmen ne kadar yetenekli ve ekrana yakışan bir oyuncu olduğunu ispatlamıştı. Bu dizideki başarılı performansının ardından ise Yaprak Dökümü ile başlayıp birçok önemli yapımda rol aldı. Ve artık günümüzün en aranan başrol oyuncuları arasında bulunuyor. Üçüncü oyuncumuz 2010 yapımı Fatma Gül'ün Suçu Ne isimli diziden Buğra Gülsoy. Dizideki diğer oyunculara göre her ne kadar çok daha az bir rolü olsa bile başarılı isim kendini burada gösterip dikkat çekmeyi başarmıştı. Ardından Kuzey Güney dizisindeki performansı ile gözleri üzerine toplayan oyuncu, yıllar içinde birçok önemli dizinin başrolünde yer aldı ve aranan isimlerden biri haline geldi. Dördüncü oyuncumuz 2006 yapımı drama kategorisinde olan Yaprak Dökümü isimli diziden Neslihan Atagül. Hatırlayanlar bilir bir çocuk oyuncu olarak diziye dahil olduğunu ifade edebileceğimiz oyuncu, az bir rolü olmasına rağmen başarılı performansıyla oldukça dikkat çekmişti. Bu diziden sonra ise yıllar içinde yetişkin hale geldiğinde hem görsel olarak fiziksel açıdan ekrana yakışması hem de iyi oyunculuğu ile birçok popüler dizinin başrol oyuncusu olarak karşımıza çıktı. Beşinci oyuncumuz tahminimce bu videonun en çok dikkat çekecek oyuncuları arasında bulunduğunu düşündüğüm 2010 yapımı Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinden Aras Bulut İynemli. Bu dizide Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu Ali Kaptan'ın oğlu Mete rolündeydi. Özellikle çılgına döndüğü ve babası da evdeyken odayı yakmaya kalktığı sahnedeki muhteşem oyunculuğu o dönem diziyi izleyen ya da izlemeyen herkesin büyük hayranlığını kazanmıştı. Niye sevmedin beni? Niye sevmedin? Ardından pek çok önemli dizide yer almasının yanı sıra özellikle de Çukur dizisindeki rolüyle birçok izleyici açısından efsane haline bile gelmiş olduğunu söyleyebilirim. Altıncı oyuncumuz 2008 yapımı komedi macera kategorisinde yer alan Adanalı dizisinden Serenay Sarıkaya. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bulunduğu dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan bu yapımda Serenay Sarıkaya Adanalı'nın kızı Sofya rolündeydi. Yine bir çocuk oyuncu kategorisinde diziye dahil olduğunu söyleyebileceğimiz Sarıkaya daha o yaşta bile ileride ne kadar iyi işler yapabileceğini kanıtlamıştı. Öyle ki ilerleyen yıllarda 2015 yapımı Medcezir dizisi başta olmak üzere birçok önemli yapımda başrol oynadı ve ülkenin aranan başarılı isimlerinden biri haline geldi. Yedinci oyuncumuz 2004 yapımı Çemberimde Güloya isimli diziden Tuğba Büyüküstün. Her ne kadar bu dizide fazla bir rolü olmasa bile özellikle de dikkat çekici güzelliği ve ekrana yakışması ile izleyenlerin ilgisini çekmişti. Zarife rolüyle bu dizide yer alan oyuncu ardından birçok farklı yapım için teklif almaya başlamıştı. Ülke dışında da oldukça sevilen ve popüler olan Büyüküstün günümüze kadar birçok yapımda başrol olmayı başardı. 8. oyuncumuz 2003 yapımı Bir İstanbul Masalı dizisinden İsmail Hacıoğlu. Birçok önemli ve başarılı oyuncuyu da barındıran o dönemin popüler dizisi içerisinde Hacıoğlu, Ozan karakterine can vermişti. Ancak genç haliyle onca önemli ismin arasından sıyrılıp yan rolü ile dizinin sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı. Oyunculuğunu benim de çok sevdiğim İsmail Hacıoğlu, yıllar içinde pek çok önemli yapımın başrolünde yer aldı. Fakat özellikle de diziler yerine daha çok sinemaya damga vurmuş, büyük filmler için aranan isim haline geldiğini de ifade etmek gerekir.
Dokuzuncu oyuncumuz 2008 yapımı Aşk-ı Memnun dizisinden Hazal Kaya. Hem başarılı performansı hem de ekrana oldukça yakışmasıyla dikkat çeken Hazal Kaya, hatırlarsanız bu dizide Adnan Ziyagil'in kızı Nihal Ziyagil'i canlandırmıştı. Dizideki başarısı ile dikkat çektikten sonra adını Feriha Koydum isimli dizideki başrolü kaparak bundan sonra vazgeçilmez ve aranan oyuncular arasına girmişti. 10. oyuncumuz 2007 yapımı komedi gençlik kategorisinde olan Kavak Yelleri dizisinden Aslı Enver. Yan rollerden biriyle diziye katılan oyuncu kısa zaman içerisinde başarılı performansını dikkat çekici biçimde göstermişti. Öyle ki dizinin final yapmasıyla beraber birçok önemli yapım adına başrol kapıları açılmıştı. Böylece Suskunlar dizisiyle başlayan başrol kariyer macerası, Kardeşim Benim filmi ve İstanbullu Gelin dizileriyle zirve yapmıştı. Günümüzde yine hala aranan en önemli başrol oyuncularından biri. Tüm bu saymış olduğum oyuncular küçük bir rol üzerinden dikkat çekmeleriyle başladıkları kariyerlerine emin adımlarla ilerleyip en çok bilinen isimler haline gelmiş oyunculardır. Özellikle de ilk olarak öne çıktıkları bu ufak rolleriyle kendilerini kanıtlamaları bir alkışı hak ediyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.